Öncelikle çok kısa bir zaman kalan bu LGS sınavına girecek öğrencilerimize başarılar diliyorum. Her öğrenci kendi alanda özel bir öğrencidir. Yaklaşık 2 Haziran'da 1 milyondan fazla bir öğrencimiz sınava girecek. Tabii ki bu bir yarış formatında ancak öğrencilerimizin bir kısmı nitelikli okullara girmiş olacak, bir kısmı girememiş olacak. Bu girenler elbette güzel olmuş olacak ama giremeyenler de bu hayatın sonu demek değildir. Yani önlerinde tekrar yine lise hayatları olacak, üniversite hayatları olacak. Biz burada bu zaman dilimini, önümüzdeki girdiğimiz sürecin akabindeki zaman dilimini en güzel şekilde değerlendirmeye gayret edelim. Velilerimize de bu süreci uzun bir yolculuk olarak düşünecek olursak, yani öğrencilerimiz şu ana kadar bir yolculukta, bir süreçte, eğitim sürecinde bir yere geldiler. Ellerinden gelen gayreti gösterdiler, çalışmalar yaptılar. Biz aileler olarak da bu öğrencilerimizin arkasında olduğunu, onlara destek olduğumuzu göstermemiz gerekiyor. Öğrencilerimize bu son 12-13 günde ne yapılması gerektiği ile ilgili birkaç şeyi söylemekte fayda var. Öncelikle şu an itibariyle öğrencilerimizin bir kez daha bir planlama yapmalarını tavsiye ediyorum. Şu 12-13 günde neler yapılabilir? Öncelikle eksiklikleri tekrar çıkarılabilir. Seri denemelerini devam ettirmeleri gerekiyor. Her gün aynı saatte bu denemeleri yapsınlar. Denemelerdeki eksik konularını görüp hocalarıyla mutlaka çözemedikleri sorular üzerinde fikir alışverişinde bulunsunlar. Özellikle son 2-3 gün kalasıya böyle ailelerle birlikte yeşil alandır, su kenarlardır bu yerleri gezerek biraz stres atsınlar. Özellikle son gün akşam ise her şeyden böyle soyutlanmış bir şekilde normal bir gün, normal bir gece gibi hareket ederek inşallah sınava hazırlanmış olsunlar. Sabah kalktıklarında normal bir kahvaltıyla LGS sürecine girmiş olsunlar. LGS'de bu iki aşamadan oluşuyor biliyorsunuz. Bir sözel bölüm, diğer ise sayısal bölüm. Öğrencilerimiz ilk etapta 9.30'da sözel bir bölüme girecekler ve onun akabinde bir 20 dakikalık ara verildikten sonra ikinci bölümde de tekrar sayısal bölüme girecekler. Benim tavsiyem öğrencilerimiz kendilerini en iyi hissettikleri sözel bölümde hangi Türkçe ise Türkçe, inkılapsa inkılap, dinse din ondan başlayarak yapmalarını tavsiye ediyorum. Ve kesinlikle bir soru üzerinde çok fazla zaman harcamasınlar. Hemen seri şekilde bir sonraki soruya baksınlar ki soruları bitirdikten sonra tekrar yapamadıkları soruya dönerek zamanı iyi değerlendirsinler. İnşallah ben bu noktada bütün öğrencilerimizin haklarına hayırlı olacak güzel yerleri kazanacaklarını temenni ediyorum Cenab-ı Allah'tan. Aileler öğrencilerin arkasında durduğunu göstermeleri gerekiyor. Yani bu hususta yani çalışmalarını takdir etmeleri gerekiyor. Kesinlikle şu söylemlere girmesinler. Ya bu çalışmayla böyle bir şey olmaz. Bu çalışmayla işte bir şeye varılmaz. Söylemlerinden uzak durulması gerekiyor. Dediğim gibi her öğrenci kendi alanında özeldir. Öğrenciyi teşvik etmeli, öğrenciyi gayrete getirmeli. Öğrencinin herhangi bir başarı ya da başarısızlık durumunda ailesinden göreceği tepkiyi, öğrencinin herhangi bir olumsuz veyahut da olumlu katkı sağlamayacağını anlamalı, bilmeli ve bu sınavın bir son olmadığını onlara aileler göstermeli. Yani evladım biz senin arkandayız. Evet, yani yapsan da yapmasan da sen elinden geleni yaptın. Sen bütün gayreti, çalışmayı gösterdin diyerek onlara maddi ve manevi desteklerini sunmaları gerekiyor. 2 Haziran'daki LGS sınavına girecek bütün öğrencilerimize başarılar diliyor. Haklarına hayırlı tüm güzelliklerin kendilerinin olmasını diliyorum.